Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka videoyla daha karşınızda olacağım. Bugün arkadaşlar sizlere gerçekten dibine yakın olduğunu düşündüm ve de sektörüne göre de çarpanların oldukça ucuz olduğu bir hisseden bahsetmek istiyorum. Bu hissemiz BIST 100 endeksi içerisinde yer alan bir hisse ve gerçekten de dibine yakın mı değil mi? Siz de yorum kısımlarında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi ben bu hissemden hemen bahsetmek istiyorum. Bu hissemizin adı arkadaşlar Yataş. Şimdi Yataş'ın öncelikle grafiğini açalım. Evet, şimdilik arkadaşlar grafiğimiz bir kenarda dursun. Öncelikle gelelim büyümelerine bakalım. Şimdi satışlarına bakıyoruz öncelikle. Bakın satışlarımız 795 milyondan 2,5 milyara çıkmış. Gayet güzel. Fabök bakalım. Fabök'te bakın yıllıklandırılmış. Bakıyoruz. Burası önemli. Favöklerimiz 120 milyondan 412 milyona çıkmış. Bu da gayet güzel. Net karımıza bakalım. Net karımız 69 milyondan 219 milyona çıkmış. Bu anlamda da yine gayet güzel duruyor. Bir de öz kaynaklarına bakalım. Öz kaynaklarımız da 235 milyondan 667 milyona çıkmış. Yani bu anlamda da yine gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani büyüme anlamında bir sıkıntı görmüyorum ben şahsen. Şimdi gelelim büyüme rakamlarından sonra sektörel bazı durumuna. Şimdi Yataş'ın öz sermaye karlılığı %32,9. Bu anlamda sektörünün %50'den bile fazla üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yine gayet başarılı. FK'sına bakalım. FK'sı 7,77. Sektörün ortalama FK'sı da 13,58. Yani FK olarak da neredeyse sektör ortalamasının yarısında şu anda. Bu anlamda da yine güzel gözüküyor. PD bölü DD'sine bakalım. PD bölü DD Yataş'ın 2,56. Ortalama sektör, yani sektörde tekstil ve tekstil yan sanayi, bu arada onu da söylemiş olalım. Tekstil sektörünün de ortalama PD bölü DD'si 2,71. Yani bunun da yine altında kaldığını söyleyebiliriz. FD bölü Fabök bakalım. FD bölü Fabök Yataş'ın 4,84. Tekstil sektörünün ise 8,31. Yani burada da yine iyi kaldığını söyleyebiliriz. Piyasa değeri bölü satışına bakalım. Burada da bakın piyasa değeri bölü satış 0,68. Yataş'ın sektörünün ortalaması ise 1,27. Burada da yine sektöre göre iyi kaldığını söyleyebiliriz. Son olarak net borç bölü Favök'e bakalım. Bakın net borç bölü Favök'te 0,7. Sektör ortalaması da 1,85. Yine burada da sektöre göre iyi kaldığını söyleyebiliriz. Yani sektör olarak, yani sektörüne kıyaslarsak Yataş'ın bütün çarpanlarının sektöre göre iyi kaldığını rahatlıkla söyleyebilirim bu rapora göre. Ayrıca arkadaşlar Yataş'ın da bakın burada endeks BIST 100 yazıyor gördüğünüz gibi. Bakın Yataş'ın da BIST 100 hissesi olduğunu söylemek istiyorum. Yani bu da yatırımcı ayrı bir güven verir. Tabii BIST 100 endeksi içerisinde olan hisseler bin nebze daha da güvenli şirketler oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki de son yatırım size ait. Ben burada sadece fikirlerimi paylaşıyorum. Şimdi gelelim artık grafiksel analizimize. Öncelikle burada Yataş'ın birkaç indikatörüne bakmak istiyorum. Şimdi Yataş Wave Trend indikatörüne baktığımız zaman artık dip bölgelerde olduğunu söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar bakın şu arasayı kapatalım bir. Şimdi arkadaşlar Wave Trend dip bölgeleri geldiği zaman neler yapmış bu hisse, onlara bakalım. Şimdi bundan önceki dip bölgelerine bakalım. Mesela şurada bakın Ağustos 2018, 20 Ağustos 2018 buralarda dip bölgeleri gelmiş ve de dip bölgelerden bakın şöyle %44'lük bir patlama yapmış. Yani patlama dediğim yükseliş aslında. Şimdi bakalım bir başka dip bölgeleri. Mesela bakın burada 16 Eylül 2013. Yine bakın burada da dip bölgelere gelmiş. Burada ne yapmış ona bakalım. Şurada Eylül'de, şurada arkadaşlar bakın. Buradan %35'lik bir yükseliş. Daha sonrasında ise bakın burada yine 12 Eylül 2011, yani buralarda dip bölgelere gelmiş.
Bakın burada %53'lük bir yükseliş. Ve de şurada gelmiş arkadaşlar, bakın Aralık 2018, pardon 2008, 22 Aralık 2008. Bu zaten 2008 krizinde olduğu için yani neredeyse bütün hisseler yükseldi ama buna şöyle bakarsak yine de bakın şöyle inanılmaz bir yükseliş olduğunu görüyorsunuz. Yani genel olarak bakın wave trendin dibe gelmesi birkaç hafta içinde böyle iyi patlamalarla sonuç vermiş. Tabii ki de geçmişte böyleyse gelecekte böyle olacak diye bir şey yok. Sadece biz burada indikatörü yorumlamaya çalışıyoruz. Yani size fikir vermek anlamında kesinlikle böyle oluyor diye de gidip yatırım yapmayın. Daima analizinizi yapın arkadaşlar. Şimdi gelelim destek direnç bölgelerine. Şimdi 10.70'in bakın burada Mart 2018'de yani tabii o zaman için 52 haftalık bir zirve olduğunu söylemek istiyorum. Bakın buralara 20 Aralık'ta gelmiş. Bakın 20 Aralık 2021 yani bir ay önce buralara gelmiş ve buralardan yukarıya doğru tepkiler vermiş. Ama bakın şu mum grafiklerine bakarsak yani çok güçlü bir mum grafiği yok elimizde. Bundan dolayı da hala burada düşüşlerin devam edebileceğini düşünüyorum. Tabii ki benim yine kendi fikrim, tekrardan üstüne basa basa söylüyorum. Ve arkadaşlar bakın buralara gelirse eğer 10.70 ve de bakın burada 9.55 destek noktası var. Yani buralar, şurayı ben böyle bir bant olarak çizmek istiyorum. Bakın bu bölge önemli bir destek yeri olabilir. Ve buralardan yukarıya doğru ataklar gelebilir arkadaşlar. Tekrardan söyleyelim, 10.70 ile 9.55 bölgesi. Dediğim gibi bu bölgelerin önemli bir destek bandı olacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan. Şimdi buralardan nerelere tepki verebilir? Biraz da onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar buralara eğer gelirse ve tepki verirse yukarı doğru burada ilk karşılaşacağı direnç yeri 12.07 olarak gözümüzü çarpıyor. Burayı da aşarsa bu sefer de 14.10 ile 14.66 yani bu bölgenin yine önemli bir direnç bölgesi olacağını düşünüyorum. Şimdi buralardan tepki verirse ne kadarlık bir yükseliş olur ona da bakalım. Şimdi diyelim ki 10.70'ten yine tepki verdi yukarı doğru. Şimdi 10.70'ten bakın 12.07 gelirse yaklaşık olarak %12'lik bir tepki. 14 liralara doğru çıkarsa da bakın %35'lik bir tepki gelebilir. Tabii ki bunu yine başka şekilde de yapabilir. O da nasıl olur? Yine cetvelimizi alalım. Bu sefer de 9.55'in oralara geldiğini düşünelim. Bakın 9.55'ten 10.70'e de belki bir tepki yapabilir. Bakın burada yine %12'lik bir tepki. %12.07 gelirse %26'lık bir tepki. Ve de 14'lere gelirse bakın burada yaklaşık %50'lik bir tepki yapma ihtimali bulunuyor arkadaşlar bu hissenin. Yani kısacası %12 ile %50 bandında bir kar marjı bu hissede gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki de ben bunu kendim yatırım tavsiyesi olmadan böyle bir çalışma yapıyorum. Yani tekrardan söylüyorum ama bu uyarı gerçekten de özellikle bizim yatırımcılarımız için çok çok önemli. Şimdi bir de bu fiyatları geldiği zaman sektörel anlamda bir sıkıntısı var mı yok mu? Buna bakalım. Şimdi dedik ki biz 10.70 ile 9.55 bandına düşerse işte 12.07, 14.10'lara doğru bir yükseliş gelebilir. Şimdi 9.55'e düştüğünü düşünelim. Ve arkadaşlar bakın buradaki çarpanları hiç ellemeyelim yani. Buradaki çarpanları hiç ellemeden hesaplarımızı yapacağız. Yani oraları düşerse tabii ki çarpanlar da düşecek. Ama biz şu an düşürmeden yani ona rağmen buraları gelebiliyor mu? Biraz daha işimizi garantiye alacağız aslında. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Öz sermaye karlılığımızın sektöre göre durumunu buluyorduk. Ne yapıyorduk? 32,9 bölü 20. Ne çıktı? Bakın burada %64'lük bir fazlalık zaten çıktı. Yani %50'lik bant burada var. Şimdi sektörün üstünde bir piyasa çarpanı bulmaya çalışıyorum. Ki bakın o da mümkün değil. Çünkü hepsi sektörün altında çarpanların. Burada PD bölü DD'ye bakalım. Yani en yakın olanı PD bölü DD sektör ortalamasına. Şimdi çarpı 2,71.
bölü yatışın PD bölü DD'si, o da 2,56. Bakın buradan %74'lük bir fazlalığı gözüküyor. Yani burada %50'lik bandın mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Yani tabii ki bu temel olarak bakıyoruz olaylara. Kesin böyle olur diyemiyorum yine her zamanki gibi. Burada dediğim gibi 9,55'e düşüp de 14,66'ya gitme bandı temel olarak da mümkün gözüküyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi yani buralara gelebilir ve buralardan tepki verirse de bakın %53'lük bir yükselişte yaşayabilir. Bunun da temel olarak mümkün olduğunu hesaplamış olduk aslında. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar, bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videomuzu beğenip kanala abone olarak, videolarımızın altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Aşağıdaki açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir ve de abone olun yanındaki zil tuşunu açarak videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.